Efendim ne zaman kıymetli başkanına röportaj almak istesem bir türlü nasip olmuyordu. Ya mikrofonu Murat Şov'a veriyordum ya birilerine veriyordum. Bugün yakaladım, dedim ki başkanımla ben röportaj alacağım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Şu an Güngören Trabzon İnşaatçılar Derneği'ndesiniz. Gerçi mekanınız kongrede de söylemişsiniz. Bura benim evim gibi diye. Öncelik olarak ben buranın çocuğu olarak size hoş geldiniz diyorum. Ondan sonra başkanım birazcık sizinle içimden geldiği gibi röportaj almak istiyorum. Memnuniyetle. Tabii ki daha önce de ifade etmiştim kongre günü. Benim çok sevdiğim kardeşim Hazmi Turan'ın başkanlığını yapmış oldu. Güngören İnşaatçılar Derneği benim de kendi yerim gibidir. Dolayısıyla hem kardeşime destek anlamında hem de onunla beraber iftar açmak ve buradaki hemşerilerle beraber olmak bizi de ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. Onun için onun da yanındayız bu akşam. Başkanım, sizi çok eskiden beri tanıyan, yani geçmiş dönem başkanlıklarda da Bursa'da, Antalya'da tanıyan ve bugün başkanım biraz yorgun gördüm. Evet, bugün biraz uykusuz da kaldık. Sabah da erken kalktım. Böyle mahmurluğum var. Gelirken arabada birazcık yolda abi biraz kestirme oldu. Eyvallah. Eksik olmayın. Çok özür dilerim. İyi, sıkıntı yok. Allah daha iyi etsin. Rabbim cümlemizi. Şifanızı daim etsin. Efendim, Trabzon Konfederasyonu oluşturuldu. Yine Genel Başkan İsmail Şatıroğlu. Trabzon Dernekler Federasyonu Türkiye'de bir yılda iki tane büyük etkinlik yapan bir kurum, ama bu süre içerisinde ben çok özür dilerim birkaç gün önceye döneceğim ve Fenerbahçe Trabzon spor maçında aslında Sayın Başkan'ın bir röportajı vardı, burada konuşması vardı. Dedi ki ya yediniz bizi, yani Trabzonlu aldı götürdü, Trabzonlu yedi, Trabzonlusun Trabzonlusun, sanki böyle bir şeyin, hatta sevgili Ömer paylaştı, ben daha önceden paylaşmıştım, Ömer Karakaş kardeşim paylaşmıştı, başkanın konuşması sanki başkanım o günün bir şeyi miydi, çok merak ettim, bir bildiğin mi vardı, o konuşmayı işten gelerek yaptın ama birkaç gün sonra çok büyük olay patladı Trabzonspor maçında. Gerçi provokasyon olduğuna eminiz. Bugün Tanju Çolak'ın bir videosunu izledim. O da çok güzel konuşmalar yapmış. En üst çatı kuruluşun federasyon başkanı olarak size bu konuyu sorsam cevabınız ne olur? Tabii ki bir ülke olarak bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bizim en sıkıntılı dönemde bile iç içe olmuş, birlikteliğini sağlamış efendim son derece her anlamda duyarlı bir milletin evlatları olarak, yani bir spor karşılaşmasının bu kadar ileriye taşınması, yıllara yayılması hoş da bir şey değil. Tabii ki tarihler vardır. Tabii ki sahanın içerisinde hatalar, eksikler vardır. Acizane siz de malumunuz olduğu üzere 17 yıl kulüp idareciliği başkanlığı yapmış biri olarak da bu yapının içerisinden geliyorum. Seyircinin hangi şartlarda ne olursa olsun sahanın içerisinde olmaması gerektiğini hep ifade eder. Bu anlamda fair play'in, bu ruhun her zaman spor karşılaşmalarında önde olması gerektiğini savunan ve bu maçta da daha önceden sinyalleri de vardı. Muhakkak ki bunun tedbirlerinin alınması gerektiğini. Burada bir zafiyet var gördüğüm kadarıyla. Bizim insanımıza karşı Ahmet kardeşim, biz bu ülkenin insanıyız, bu toplumun insanıyız. Bu milleti, bu memleketi, insanımızı çok seviyoruz. Hiçbir ayrımız gayrımız yok. Ama bu toplumda nasıl diyeyim, yani bir çekememezlik mi, bir kıskançlık mı, bizim insanımızın başarılı olması, muvaffak olması, hem ticari hem sosyal hem ekonomik efendim hem siyasi mücadelelerini tamamen ileri derecede yapması herhalde birilerine de batıyor gibi geliyor. Ne diyebilir miyiz başkanım? Duyduğum kadarıyla emin değilim ama o ilk sahaya atlayan, provokasyon yapan dost, yani kişi Rize'ye doğru giderken Yomra'da yakalanıyor ama Almanya'dan geldiği ve Rize'nin yani Rizeli olduğu, burada Rizelileri kötülemiyoruz, kimse kusura bakmasın, ama bir provokasyon olduğunu ortaya koymuş. Çünkü farkındaysanız gerçek Trabzonspor taraftarı sahadan inmedi mi?
Ya bunlar muhakkak olabiliyor işte, biraz evvel de ifade ettiğim gibi Ahmetciğim. Burada bir zafiyet var, bir güvenlik zafiyeti var. Bunların tabii olmaması, o bu kimse kim, ama bunun tedbirler alınması lazım. Muhakkak ki bunlar hep olabilir. Efendim kalabalık yerlerde bu toplumsal hareketlilik olabilecek her türlü ortamların bu tedbirler alınmalı. Bunlar hoş şeyler değil. İnsanımız adına, ülkemiz adına, Trabzon adına tabii çok üzülüyoruz. Bütün dünyada yankı bulan bir şey. Yani bu mendil nereye kadar gidecek? İşte Fener'le ilgili sıkıntımız var. Malumunuz daha önceye dayanan, geçmişe dayanan sıkıntılarımız var. Yani nereye kadar devam edecek? Bunun bir şekilde efendim nihayete ermesi gerekiyor. Bu sadece bizimle ilgili değil tabii. Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer takımların da olduğu gibi bu sürüp gidiyor. Bununla ilgili federasyondan, efendim Adalet Bakanlığı'ndan önemli derecede yaptırımlar olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda da inşallah bu çalışmalar yapılır. Bunlar o şeyler değil. Biz bakacağız daha iyi, Trabzon'umuzu daha iyi nasıl taşıyabiliriz. Biz hep şunu söylüyoruz, haramilerin düzenini yıktı Trabzonspor. Yani İstanbul saltanatını yıktı. Tabii ki bununla ilgili bu sıkıntılar yaşanacak. Tabii ki Trabzon'la ilgili en ufak bir yerde muhabbeti olduğunda bununla ilgili hoş muhabbet olmayacak. İstanbul medyası ve İstanbul takımları ile ilgili söylüyorum. Bu anlamda da biz de kendimizi iyi taşımamız gerektiğine inanıyorum. Burada onu da ifade etmek istiyorum. Açıkta vermememiz lazım diyorum. Bu anlamda da insanlara da malzeme de vermemek lazım. Biraz daha dikkatli olup biraz daha işi ileriye taşıma adına biz de elimizden gelen bütün gayreti iyi olması adına, ileri taşıma adına diyorum. Göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Nihayetinde alt üstü spor yani bu. Bir futbol müsabakası. Bu kadar da yani vatan devlet işi de yapmamak lazım bunu ya. Yani başkanım, az önce yorgun gördüm dedim ama işte bizlerden dolayı maalesef dinlenemiyorsunuz. Çok fazla yormayacağım. İftar yaklaştı. Sadece Perşembe günü yani 21 Mart'ta bir iftarımız var. İsterseniz onu da dile getirerek ben size teşekkür ederim. Eyvallah, eksik olmayın. Bu arada hatırlattığınız da çok iyi oldu. Allah nasip ederse inşallah Gazi Osman Paşa'da 21 Mart'ta 1100 kişilik çok büyük bir salonda bütün hem sanat hem spor hem siz söyleyin siyasi hemşerilerimizle bir arada olacağız. Bütün hemşerilerimizle oraya davet ediyorum. Gazi Osman Paşa'da güzel bir mekanda. İnşallah iftardan sonra da hep beraber orada olacağız. Hemen ayrılıp gitmeyeceğiz. Benim Ramazan'ın ruhuna uygun belki fazla da böyle şarkılı türkülü değil ama belki bir horon morum tarzında bir şey. O tarz bir şey olabilir düşüncesi içerisinde. O zaman ben belki de sahura kadar orada olacağım. İnşallah inşallah. O muhabbeti orada da yapacağız diye düşünüyorum. Herkesi de davet ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra biraz daha sık röportaj alırız. Çünkü ben sizinle konuşmayı çok seviyorum. Sizden bilgiler almayı çok seviyorum. Bizlerde haklarınız var. Allah razı olsun. Şimdiden Allah orucunuzu kabul etsin diyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Şahsım ve kurum adına herkese selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Aleyküm selam. İlettik. Bizi izlemeye devam edin.